Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Videoyu aslında evden çıkmadan başlatmıştım. Sonra pazarda hiçbir video çekemediğim için videomuzu bıraktım. Dedim ki eve giderken tekrar güzel güzel anlatarak güzel bir video çekeyim istedim. Her zaman ya evden çıkarken ya da evden ya da yaptığım işi halledip eve dönerken video başlatıyorum. Şimdi nereden geliyoruz biz? Pazardan geliyoruz. Şu arkamda gördüğünüz yerde pazar kurulu. Biz tabii sebze pazarına gittik. Normal kıyafet pazarına gitmedik. Bizim burada yani Konya'da, yani Sarıyer'in içerisinde yeni takipçilerim var. Sonra yazıyorlar bana orası neresi, burası neresi diye. Konya'nın Sarıyer'in ilçesi. Bizim burada her cuma pazar kurulur. Biz de gittik, pazar alışverişimizi yaptık. Geçen evet, ne diyordum? Bizim burada her cuma pazar kurulur. Pazarımıza gittik, alışverişimizi yaptık, alacaklarımızı aldık. Ali saçları ne güzel görünüyor bak. Kızıl gibi. Boyatacağım. Sonra biraz turşuluk aldım. Jalapeno. Değil mi? Biberin adı. O biberden aldım. 3 kilo sanırım. Turşu kuracağım. Hiç kurmadım daha önce. Evde eldiven vardı değil mi? Var var. Tamam. O biber bayağı acı bir biber. Ondan turşu kuracağım. Daha önce turşu kurdum ama şeyden kurdum. Normal kış turşusu kurdum yani. Böyle... Karnabahar lahana. Ha, karnabahar lahana. Kış gelsin öyle tekrar kuracağım. Şimdi tabii ki 2 ay sonra düğünüm olduğu için birazcık da kış hazırlığı yapmam lazım. Bahçede erikler var. Erik kuruturum. Bir kurutma olarak koyarım. Reçel yapabilirim belki. Ne oldu? Elime mi takıldı? Evet. Neyse öyle yani. Market diyorum ya. Ha, marketten alınacaklar da var. Onları da babamı yolladık. Işte babama liste yazmamız lazım. Aliş yazsın. Babamın okuma yazması yok. O yüzden babamın eline yazıyoruz kağıda. Markette tanıdıklar var. Akrabalar ya babamın kuzeninin şeyi, marketi. Oradan çocuklar yardımcı oluyorlar. Alıyorlar yani. Eyvahlar olsun, orada bir küçük köpek var. İnşallah bizim peşimize takılmaz. Akşam ne yapacağız? Bugün bayağı işlerimiz vardı. Şey videoyu ya, bu saatte açtım ama. Kaç yazayım? Ne yazayım? Yaz işte zeytin. 100 lira zeytin yazayım. 2 kilo yaz. 2 kilo fazla mı olur baba zeytini? Çok fazla. 1 kilo yaz. Aa evet, 2 kilo fazla olur. 1 kilo yaz sen zeytine. Benim de kilo anlayışım hiç yok gerçekten. Üzüm sirkesi yaz, markası gerek. Üzüm sirkesi kemal yaz. Yok fark etmez. Ayakkabı mıydı? Evet. Kemal kükrü ha. Kemal sirke. Peynir var mı evde? Var. Peynir var. Eyvah, büyük köpek de var. Aliş ne yapacağız? Sen korkmadığın sürece hiçbir şey olmaz bak. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse arkadaşlar, şu köpeği atlatana kadar videomu kapatıyorum, anlatacağım yine. Tabii ki de. Evet arkadaşlar, köpeği atlattık sağ salim. Arkadaşlar video çekiyordum, komşuyu gördük konuşurken. Videom kaldı. Ne anlatıyordum her şey en son? Ha, babamı yolda gördük. Babam da gitti arkadan, evin anahtarını verdi. Şimdi markete alınacakları almaya gitti. Biz de eve geldik zaten. Ha, ne diyordum, biber aldım. Turşu kuracağız Aliş'le beraber 3 kilo. Akşama da arkadaşımın, lisedeki arkadaşımın kınası var. Oraya gideceğiz. Ben unuttum tabii ki kına olduğunu. İş yerinden Selver abla beni aradı. Hadi dedi, akşam kınaya geliyor musun diye. Ben sanıyordum ki kına yarın. Ama halbuki kına bugünmüş. Davetiyeye hiç bakmadım. Allah'ım, bir türlü video çekemedim ya. Telif yiyeceğim. Araba geçiyordu yoldan da. O yüzden hemen videoyu kapattım yani. Şey olmasın diye, telif yemeyeyim diye. Ne anlatıyordum? Arkadaşımın kınası var, oraya gideceğim. Selver abla aradı. Onlar da bugün gündüzdelermiş. Saat 8 gibi geliyorlar işten. Abbas anahtar bende. Ne anlatıyorsun? 8 gibi geliyorlar işten. O zamana gideriz biz de. Nereye konuşuyorsun? Yerleştirmiştir herhalde. Şaşır. Bilmiyorum ki. Aman yoruldum yoruldum. Bugün bayağı iş yaptık ya, ondan yoruldum aslında biraz da. Evleri falan topladık. Şimdi size güzelce anlatacağım. Parça parça oldu. Videom. Hiçbir şey anlamamış olabilirsiniz. Anladınız anlamadınız bilmiyorum, dur. Arkadaşlar aldığımız pazar alışverişi şu. Süt, mısır, taze fasulye, kavun, soğan, üzüm, nektari, patates. Bu neydi?
Salatalık, jalapeno, bir de normal biber. Çantalar ne alaka diyebilirsiniz. Şu dolabı boşalttım. Bizim bu şurada vestiyer var ya, ama çok dağınık göstermeyeceğim. Orayı boşalttım. O yüzden çantalarımı yukarı çıkaracağım falan. Sapan şeylere kıtır okuyun. Saçma sapan şeylere kıtır okuyun diye Aliş. Anlatayım durun ya. Yarım yarım oldu. Evet arkadaşlar eve geldik. Şimdi biz bugün neler yaptık aslında? Yukarının bütün eşyalarını aşağıya bir odaya biriktirdik. Çünkü neden? Ben evlendiğim zaman üst kata oturacağım. Üst kata 2 ay sonra düğünüm var. Allah izin verirse inşallah. Yukarıya eşyalar gelecek. Yani ben yukarıda oturacağım. Aşağıda da Aliş babam. Gelirse babaannem. Gelmezse ikisi Feyza. Feyza da Antalya'da zaten. O da gelir gelmez bilmem yani. İşte benim de eşyalarım yukarıda olacağı için yukarıyı boşalttık. Dip odaya, yani Aliş'in yattığı odaya koyduk. Aliş salonda yatar büyük ihtimalle, bilemiyorum yani. Gözlerim niye böyle solgun solgun görünüyor? Çünkü yoruldum yani. Akşama da Yalı Çapkın'ın yeni sezonu var. Ama izleyemeyeceğiz. Kınaya gideceğiz hazırlanıp. Selver abla git 8'de çıkarlarmış dedim. Parça parça anlatıyorum ama siz kafanıza oturmuştur herhalde. Selver abla git 8 gibi işte burada oluyorlar Sarıyönü'nde. Konya'dan işten geliyorlar falan. Neyse biz de yemeğimizi yeriz. Aliş'le beraber gideriz diye düşünüyorum. Değil mi Aliş? Beraber gideriz. Neyine? Kına'ya beraber gideriz değil mi? Tabii. Bir gidelim bakalım Kına nasıl oluyormuş. Biz de Kına yapacağız ya. O yüzden of, yoruldum ya. Şu pazarlar yerleştirilecek. Aliş dondurma aldım dediydin. Niye? Neye? Dondurma yemeyeceğiz mi? Sen hadi getir de yiyelim. Dolaplar yok. Sersefil olduk gibi oldu. Benim düzenim değişince ben bir rahatsız oluyorum. Düzenimin hemen yerine oturması lazım. Ay neyse. Belim ağrıdı ya. Gideyim. Şu pazarları yerleştirmeden önce bir kendime geleyim. Bir dondurma almış. Aliş. Yiyelim. Bana dondurma sözüm vardı ya. Hatırladın mı? Getir de yiyeyim onu. Ya benim evime beklesene. Neden? Benim yerlerim bekle Allah'ım. Şuraya bakayım. Poğaça mı var buzlukta? Evet. Olmayan poğaça mı? Seninkine bakayım. Aynen. İkinci sahil mi? Tamam hadi yiyelim. Evet arkadaşlar mutfağa geldik. Oturduk oturduk biraz dinlendik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Pilav yapmıştık dün. Pilav ısıtacağız. Yanına bir salata yaparız. Sonrasında tezgahın üstünü görüyorsunuz. Bayağı döküntü. Yerde halı yok. Görüyorsunuz. Halı serilecek yerim. Sonra yer silinecek falan. Her yer her yerde. Yani gördüğünüz gibi pazarlar var şurada. Onların yerleşmesi gerek. Çok iş var yani. Aliş salata yapsın. Sen salata yap. Değil mi? Malzemeleri yıkar. Bir salata yap. Sen pazarları yerleştir. Pazarı yerleştir. Benim mısır vermem lazım. Mısır gence mi yeriz? Hayır şimdi koyalım. Düzlüklüde otursun. Hemen pişmez öyle. Yarım saat önce pişer. Tamam. Biz de zaten tamam hemen. Yapacağız. Tamam. Sen koy. Sonrasında ben de şu etrafı yerleştireyim. Bulaşıkları yıkayayım. Ali salata yapsın. Yemeğimizi yiyelim de onu koy. Sonra hemen hızlıca salatamızı yap. Ben şu bulaşıkları halledeyim. Bugün bu mutfağı halledelim. Bitsin. Sonrasında hazırlanırız nişana. Nişan diyorum. Öyle de nişan diyorum. Kına'ya gideriz. Evet arkadaşlar, pazardan mısır almıştık şöyle. Aliş de mısırları düdüklüye koydu. Ama çiğ çiğ mi yiyorsun? Karada yiyoruz ya. Ay yok artık. Şöyle seçtiydim. Biraz yarısına kadar su doldu da. Onu da bölme. Bölme bölme, bir tüm koy. Ya niye zaten bölünecek? Niye bölünecek de? Sen tüm mü yiyeceksin? Evet. Nasıl tüm yiyeceksin? Şaşır. Neyse sığmadı, koy böl. Bugün bir de şey, akrabamız, Allah'ım her şey, her yer, her yerde domates getirdi, bahçe domatesi. Bu hafta domates almadık, bu domatesleri kullanacağız. Arkadaşlar tezgahın üzerine hallettim, sadece şu kadar kaldı, şu bulaşık var. Ay havası, ocak çok tuhaf olmuş.
Ateş mi? Ya o şeyden dolayı. Ateşi kıs. Anam ne yapıyorsun? Düştü. Düştü diye. Ateşi kıssana kız bir. Ya bir dur bir dur. Allah Allah. Aliş salata yaptı. Bulgur pilavımız vardı. Bunu ısıttık. Salata. İkisini yiyeceğiz. Yeter. Düzüklü'de de mısır var. Mısır haşlamaya koyduk. Ben de kaç saattir bulaşık yıkıyordum. Bulaşık da bitti, o kaldı. Yerin fayans silinecek. Fayans dediğim beton silinecek. Sonra onu da geldikten sonra yaparız dedi Aliş. Hazırlanmamız lazım. Şu an saat 7.30. Normalde 7'de başlıyordu. 8'de evden çıkardık değil mi? Ben bakıyorum. Makyaj yapmayacaksın. Oje mi süreceksin? Evet. Dedim oje. Biz gidemeyiz 9'a kadar, haberin olsun. Niye? Sen kim görecek de tırnaklarını? E ben kendim görüyorum. Kendi nasıl bilirim mi? Ama neyse, biz gidemeyiz. Neyse. Yemeğimizi yiyelim. Sonra hemen hazırlanırız. Hı, gideriz. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik Aliş'le beraber. Arkadaşımın kınasına gidecektik ya, gitmekten vazgeçtim. Yani modum düştü birazcık. O yüzden gitmek istemedim yani. Hiç düğün havamda değilim. Aliş şimdi mısır haşladı. Mısır yiyeceğiz. Balkona çıkalım da. Aliş sahneye çıktı mı? Bilmiyorum. Avaz pişmemiş herhalde bu. Ya nasıl pişmemiş ya? Saatler duruyor. Bir hatır hatır gibi de. Neyse balkona çıkacağız bir. Sonra buranın halısını açarız. Biraz balkonda oturalım. Dizi vardı Yalı Çapkını. O başladıysa onu izleriz. Sonrasında da ben evlerin işini halletmeye çalışırım. Şu evlerin işi bir bitsin de benim de kafam rahat etsin. Sonrasında yapılacak çok iş var yani. Sonra gelinlik bakmaktır, kuaför, salon falan filan, bir sürü iş var yani. O yüzden şimdi Aliş mısırı koysun. Ay elim yandı. Suyunu çıkardı. Aliş mısırı koysun. Babam gelecek. Babam da bugün pazar yeri süpürmeye gitti babam da. Bugün cuma olduğu için pazar alışverişi yaptık ya. Hatta belki bugün turşuyu da kurarız. Ya da yarın. Tamam, yarın ben yapayım o zaman turşuyu kendim. Neyse arkadaşlar. Aliş onları hazırlasın. Ben de gideyim yukarıya açayım balkonu. Balkonda oturalım biraz. Tadımız tuzumuz kaçtı. Gerçekten gidecektim arkadaşımın şeyine. Kınasına. Ama gidesim gelmedi yani. Modum düştü. Gitmek istemiyorum. Arkadaşlar biz balkonda biraz oturduk. Şimdi ben yorulduğumu hissediyorum. Biraz gözlerimden de anlaşılıyor zaten. Bu videoyu burada bırakıyorum. Yarın inşallah devam edeceğim videoya. Yarın temizlik olarak devam ederiz büyük ihtimalle. Videomuza yarın görüşürüz. Herkese ertesi günden merhaba arkadaşlar. Neler yaptım ben size. Bugün videoyu bayağı akşam üzeri açıyorum. Yani yemeğimizi falan yedik. Şimdi açıyorum. Bugün evleri topladım. Oraları gösteremedim. Çünkü video beni yavaşlatır diye. Mutfakta halı falan yoktu. Dün videoda söylemiştim ya. Mutfağın şeyini sildim. Fayansını sildim yerine. Betonunu. Sonra halısını açtım. Süpürdüm. Mutfağın üzerinde bir sürü bulaşık vardı. Ocak silinmesi gerekiyordu. Ocağı sildim. Akşama yemek yaptım. Evleri süpürdüm bir. Sonra ne yaptım? Yukarıda bir dolap vardı bizim. Kullanmadığımız bu dolap. Yukarıları boşaltıyoruz. Onu bir ayrı videomda, bundan sonraki videoda gösteririm büyük ihtimalle. Sonra yukarıları topladık. Ama yukarıdaki şeyi indirdik işte. Dolabı indirdik aşağıya çekmece olsun diye. Onu yerleştirdim, çekmeceleri falan. Sonra neler yaptık? Akşama yemek yaptım. Patlıcan yemeği. Yanında zaten pilav vardı. Salata yaptım. O şekilde. Şimdi de ne yapacağız? Dün söylediğim gibi jalapeno. Ay dilim de dönmüyor bu bibere. Bildiğiniz yani anladınız. O biber turşusunu kuracağız. İlk defa yapacağım. Daha önce hiç yapmadım. İnternetten bakıp yapacağım tabii ki nasıl yaptığımı. Dün babama sirke falan aldırdım. Evde sirke yoktu. Şimdi Aliş'le beraber yapacağız. Biber bayağı acı. Eldiven var. İkimiz de eldiven giyeceğiz. Kavanozları falan ayarlayıp şöyle mutfakta biber turşumuzu kuralım. Sonrasında videomuzu bitiririz yani. Video bugün pek bir şey çekemedim size. Ama turşudan bahsettiğim için turşuyu dedim çekeyim en azından. Bana da ana olur. Hem burada ilk defa denediğim şeyleri falan videoya çekiyorum ya. Neyse arkadaşlar. O zaman ben şimdi biberleri yıkamaya başlayayım. Sofra hala ortada. Ha bir de çamaşır falan attım bugün. Çamaşırları şey yapacak. Telden al dedim ona. Çamaşırları telden alacak. Sofrayı ortadan kaldıracağım.
biberleri yıkayım. Sonrasında turşumuzu yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle 3 kilo biber aldık. 3 kilo fazla mı bilemedim ama yani hem bize, yani bize derken İsa ile bana, sonra Aliş yurda giderse yurda, bir de babama bırakırız. Tamam. 3 ev, yani 3 ev gibi düşünerekten 3 kilo aldık. Hatta 3 kilosu 50 liraydı. 1 kilosu kaç paraydı? 17,5'tu. 1 kilosu 17,5. Böyle olunca daha uygun olduğu için aslında 3 kilo aldık. Şimdi biberleri bir yıkayım. Abo. İki buçuk kilo mu? 2,5 lira. Kardayız. Tüh, keşke almasaydık. Tüh ya, bayağı da kardayız sandıydım. Neyse, şu biberleri bir yıkayım ben. Arkadaşlar biberleri yıkadım şöyle şu şekilde biberlerimiz. En iyisi şuradan. Şöyle de bir şey aldık. Niye bu rengi çok kötü gösteriyor ya? Şu normalde yeşil bir leğen. Dur bakayım, şöyle kapatayım. Neyse, ışıktan böyle görünüyor herhalde. Ama şurada doğrama tahtası var. Karıştırırız. Yani işte şuradan kavanoz çıkarıyor. Ama olur. Büyük kavanozda da kursak da olur. Yani bunlar çok kavanoz olsun, hani mesela yenmez. Ben şunları götüreyim. Tamam, küçüklere, o küçük kavanozlara kuralım. Niye biliyor musun? Şuradan kuralım. Yenmez. Hayır, açıldığı zaman bozulabilir bana belki. Şuna bölersin. Hı? Biraz babama bölersin, biraz da kendine bölersin şunu. Tamam, olur. Bunu şey bölersin bak. Tamam, bir olur. Ama küçükleri getir. Şu küçüklerden kuralım. Heh, o büyük, o küçüklerden. Tamam, onları getir. Ben elimle doğrayacağım. Şurada da eldivenimiz var. Zaten şunu da almıştık. Ha, aynen. Onu... Bir şuna bak, bir şuna bak. Neyse, ayarlarız. Ben doğramaya başlıyorum. Ayşe de kavanozları ayarlıyor. Doldururuz. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Senin eldivenin. Ben de takayım da, ben normalde dolduracaktım sen doğra diye. Bu eldivenin sesi meyesi mi? Tamam. Hı-hı. Ya Allah, evet. Bismillah. Hazır mıyız? Hadi göstereyim şöyle. Canlı yayın varsa. Aşağı şuraya. Arkadaşlar turşu kuruyor canlı yayını. Şöyle ben de ellerini giyiyorum. Görünmüyor ki. Görünüyor mu ya? Bunun başlarını alacağız mı şimdi? Vallahi. Bir baksan ya nasıl yapılıyormuş. Ya öyle kesiyoruz da işte. Julien, Julien. Julien doğru mu? Başını alıyorum. Başını al ama çok alma abası. Şöyle aldım. Küçücük al işte. Şöyle aldım. Şimdi şöyle. Şu şekilde değil mi? Bakayım. Fazla kalın doğru mu da? Şu şekilde bak, şu boyu. Şöyle şu şekilde. Nasıl ya, şu iyi değil. O kalın. Yediklerimiz de bayağı böyle. Bayağı kalın, abas ol. Bir bak, kadın nasıl yapıyor ya? Bak bu şekilde yiyoruz. Sen kalın doğru. O şey, sirke eritir ama. Eritmez ya, bu eriyen bir turşu değil. Bu acı bir turşu. Bu çok kalın olmuş. Aliş'in doğradığı turşuya bakın. Bunun şöyle şu şekilde. Ben şunu da doğrayamayacağım ya. Abası çok kocaman doğruyorsun sen. Ya daha bilemedim. İlk o, bir dur. Ya. Dur ver bakayım, tahtayla ben doğrayayım. Sen kalın doğruyorsun. Aşağıya kalınlaştırıyorsun. Ay, eldivenim kesildi. Olmuyor tahtayla. Tahtayla olmuyor, elle oluyor. Tahtayla olmadı. Bakayım nasıl doğruyor. Şu iyi bence. Evet, bu boy iyi. Bak şöyle iyi ha. Sonra doğru düzelttim. Neyse, başlayayım. İnşallah gözümüze kaçmaz. Bence de senin baştan doğru kesten de olur. Sonra ben sen yardım edeyim. Çünkü biraz kalın doğruyorsun gibi. Ben ne güzel duruyor. Biber mi? Bir de acısını gör. Ya eldiven elim olmuyor ki. Nasıl eldiven olmuyor? Çıkarsak da elimiz acıyacak. O yüzden. Nasıl olmuyor be? Bana tam oldu. İnşallah gözüme falan kaçmaz diye. E gözlüğüm var. Gözlük tak. Niye? Kaçarsa. Çok korkuyorum.
Kaçması şöyle falan yine. İyi hanımlar, gözünü takılıp sen gücün. Sen doldur istersen abası. Onları al, doldur tamam mı? Kavanozlara. Buna bir sarımsak katacağız. Katılıyor mu? Şu aldığımız içinde vardı. Var mıydı? Sarımsağımız var, tamam bir şey olmaz. Vardı, içeriyelim yani. İnternetten bakacağız da tarifini. Ellerimizi şöyle yakınlaştır çek basın. Ellerimize doğru gel baba. Arkadaşlar, bize çekiyor mu baba? Benim kafam var mı? Kendi kendine konuşma ya. O kendi kendine konuşuyor. Kendi kendine değil. Turşu kuruyoruz. Baba of, dur. Aaa eldivenim kesildi. Çabuk değiştir. Sallandırma fazla baba. Güzel çek. Eldiven kesildiyse değiştir bak. Kesilmedi kesilmedi. Ucu şey oldu. Arkadaşlar turşu kuruyoruz. Babama da dedik sen videoyu çek baba. Ellerimiz çok acı olduğu için eldiven çıkaramıyoruz. Yani ben şurayı şöyle tuttum asıldım. Hemen şurası yanmaya başladı. Hatta kızarmış biraz sanki Aliş. O yüzden babama dedik ki sen video çeke dur baba. Şöyle baba biberi yakından göstersene. Şu şekilde doğruyoruz biberi. Sonra kavanoza dolduracağız. Güzel biberi çıkıyor baba. Babam da çay koydu kendine de çayı demlendi. Gidip çayını içecek ondan hemen hızlıca çekeyim diyor. Aliş'le beraber biberleri doğrayacağız. Sonra şuradaki kavanozlara dolduracağız. Kalan biberimiz şu, daha bir sürü biber var. 3 kilo biber. 3 kilo ama bu doğranınca daha fazla. 4 kilo falan olur herhalde. Şöyle dursa ne olur? Şuradan çeker bu. Tamam kapat baba. Arkadaşlar. Evet turşular bitti. Ali işte sarımsaklarını soydu. Şöyle üzerlerine koydu. Ben de üzerine ne kattım? Limon tuzu, tuz, bir küp şeker kattım. Şu şekilde oldu. Etraf bayağı kalabalık. Sirkelerine kattım. Şöyle şu şekilde yarım yarım görünür görünmez bilemiyorum. Kafama göre yaptım işte. İnternetten biraz izledim. İzlediğim şekilde inşallah tadı tuzu güzel olur. Şimdi üzerlerine suyunu dökeceğim. Sonrasında ağzını kapatacağım. İnşallah tadı güzel olur yani. Evet arkadaşlar turşuları kurduk. Turşular oldu bitti. Şimdi bulaşı toplayacağız. Hala akşam bulaşığı var. Aliş ne yapıyor? Burada tatlı yapıyor. Evet arkadaşlar turşuları kurduk. Turşular bitti. Şimdi bulaşık kuruyor hala. Ama bulaşık kuracak büyük ihtimalle. Sofrayı topladım. Sabah yıkarız büyük ihtimalle. Aliş de burada ne yapıyor? Tabii ki bisküvili pasta yapıyor. Canlı bisküvili pasta çektiği için. O pasta yapıyor. Yok ben rezervleyeceğim. Sen kendin söyledin ya ben yapacağım diye. Pasta yapacakmış yani. O can çekmiş. Onu yapıyor. Ben de turşuları yaptım koydum. Birazcık yoruldum. Ne iş yaptıysam. Ya da biraz uzanırım. Sonrasında kalkar iş yaparım. Bilemiyorum yani şu an. Fadime aradı. Onlar Konya'ya gelmişler. Kapının önüne çıktı. 5 dakika seni göreyim. Az sonra gelir o da. Onunla görüşeceğiz. Sonrasında bu kadar yani. Başka da yok. Videomuzu burada bitirsem mi acaba? Pasta yedikten sonra bitireyim. Pastayı yer miyiz? Ama soğuma senin var. Ana hemen. Akşam sabah mı yeriz? Ben yerim. Sen yersen bana da getir. Neyse o zaman videomuzu burada bitirelim. Turşuyu kurduk. Turşuyu göstermek istemiştim aslında nasıl kurduğumu falan. Ben de tam işte olur olmaz bilemiyorum. Videonun sonlarında işte başka videolarımda söylerim turşum şu şekilde oldu falan diye. Videomu beğenirseniz aşağıdan sevinirim arkadaşlar. Lütfen bana destek olursanız bir de kanalım büyüsün de artık. Ben de gerçekten şurada güzel bir paralar kazanmaya başlayayım. Böyle dileyenci gibi de olmak istemiyorum yani. Ama siz de destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşürüz. Benden istediğiniz içerikler varsa şunu çek, bunu çek, bunu göster falan. Çekebileceğim şeylerse çekerim. Aşağıya yorum bırakırsanız sevinirim. Videonun içerisinde merak ettiğiniz şeyler ya da benim eksik anlattığım yerler illaki vardır. Onları sorabilirsiniz. O şekilde yorumlarda buluşuruz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.